Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. İki tane güzel tatlı renklerim var. Beyaz vazgeçilmezlerimizden bir de pembemizi aldık yanımıza. Geldik bugünkü videomuzun çekimine. İplerimizi şöyle hemen ben bir kenara koyacağım arkadaşlar. Güzel bir tığ çalışması yapacağım sizlere. Bu tığ çalışmasıyla özellikle bebek battaniyesi harika oluyor arkadaşlar. İki renk seçtim ama ben isterseniz tek renkli de olabilir, isterseniz her sırasını ayrı renklerle de yapabileceğimiz bir örgü çalışması olacak bu. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Kanalıma da abone olursanız çok 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 mutlu olurum dostlarım. Haydi Bismillah diyerek, zincir çekerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alt kısmına şöyle zincirimi çekiyorum. Kalın şiş şey pardon kalın tığ ve kalın iplerle deneyeceğim arkadaşlar bu modelimi. Bebek battaniyesinde dediğim gibi veya yeleklerde, tığ iş yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olacak arkadaşlar. Bu kadar zincir benim için rahat yeterli. Şimdi hadi bir iki daha çekeyim. Hemen tığımı doluyorum arkadaşlar. Buradan 1 2 3 4. zincir gözüne batıyorum. Şu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha trabzan yapıp trabzanlarımı zincirde sayarsak üçlemiş oldum. 1 2 3 tane trabzanım var. Araya bir zincir doluyorum tığımı bir göz atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Yan yana buraya da 3 tane trabzanla üçlü trabzan dolgusu yapmış oluyorum şu şekilde. Bir zincir, bir göz atlıyorum diğerine. Alt zemini bu sıradan şey bu şekilde oluşuyor arkadaşlar modelimizin. Zaten modelimiz iki sıradan oluşacak. Birinci sırasında bunu yapıyoruz. İkinci sırasında da sık iğne ile gideceğiz. Aralarda bir zincir var burada başlarken. Ben başa kadar bu şekilde götürüyorum arkadaşlar. Yaptığımız bu. 3 tane trabzan, arada bir zincir, bir göz atlayıp devam ediyoruz. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Sonunda 1-2 zincirle dönüyorum. Hemen önümdeki trabzanın dibine şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir sık iğne. Yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir sık iğne. Şu arada hani birer zincir şöyle birer zincirle geçtiğimiz yerler vardı ya arkadaşlar. Oraların içine bu şekilde falan hiç batmıyoruz. Orayı direkt atlayıp bu yan tarafa geçiyoruz sık iğnelerimizi. Sadece trabzanların tepelerine yapıyoruz. Bakın. Şu ara kısımlara yapmıyoruz. Şuralara yapmayacağız. Sadece trabzanların tepelerine. Hiç zincir falan çekmeden bütün trabzanların tepelerine şu şekilde sık iğnelerle sıramızın sonuna kadar gideceğiz. Sonunda diğer rengimizi bağlayacağız arkadaşlar örgümüze. Bakın bu şekilde. Orta kısımları atlıyoruz. Çok kolay, çok da şık duran bir model. Hele rengarenk yapıldığı zaman daha güzel olacağına eminim. Ben şu an iki renkten göstereceğim size. Her iki sırada bir renkleri değiştirmemiz gerekiyor. Aynen o şekilde her iki sırada bir rengarenk yaparsak harika böyle gökkuşağı gibi bir şey çıkar arkadaşlar. Bakın sondaki zincirin tepesine de battım. Şimdi diğer rengimi hemen buradan bağlamak istiyorum. Şöyle halka zincirin içinden geçirdim.
Şu şekilde bir tane de düğüm atayım ki şöyle. Arkadaşlar hemen ikinci rengi elime doladım. Şöyle şu dibine batıp 1, 2, 3, 4 zincir çekerek dönelim. Bu ipimiz burada dursun. Şimdi iki sıra bununla beyazla gideceğiz ya, tekrar pembe ile de dönüş yapacağız bir dahaki sırada. Şimdi tığımı doluyorum arkadaşlar. Dibine değil, bir iki tane trabzanım var şurada. Şu ortadaki, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu en sondaki, bakın şöyle 3 tane trabzan var ya. 1, 2, 3. Ben şunun tepesine batacağım arkadaşlar. Şuraya yani. Şöyle ikili bir trabzanla batıyorum. Tığımı doluyorum. Şu araya iniyorum. Şöyle ipimi uzatarak bir trabzan da buraya yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şu baştaki trabzanın tepesine gelecek şekilde bir trabzan yapıyorum. Bakın. Şu şekilde. Parlaması. Evet. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir göz atlayıp diğer trabzanın gözüne bir defa batıyorum. Tığımı doluyorum. Şu araya iniyorum. İpimi şöyle uzatarak bir trabzan yapıyorum. Buraya iki de çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen yanındaki göze batıp bir trabzan da yukarı yapıyorum. Bir zincir. Tığımı doluyorum. Bir göz atlayıp diğerine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Araya iniyorum. Oraya şöyle uzun bir trabzan yapıyorum. İpimin katı kaldı. Tığımı doluyorum. Hemen dibindeki trabzana batıyorum. Bir trabzan. Bu şekilde bakın. Birer tane yanlara, bir tane şu aralara trabzanlarla geçiş yapıyorum. Bir zincir. Bir atladım. Yanına doluyorum. Araya iniyorum. Uzun bir trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Sıranın sonuna geldim. Çok da çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Sonunda ne yapıyoruz? Bakın burada ipimizi biz bağladıktan sonra şöyle bir 4 zincirle boş bir kutucuk oluşturmuştuk burada. Şimdi sıramızın sonunda da bakın. Son trabzanlarımızı yaptık. 1, 2 zincir çekelim. 2 zincir yeterli. Evet. 2 zincir çektik. Köşedeki burayı 2 zincirle dönmüştük bir önceki sırada. Şuraya şöyle şu şekilde tekli bir trabzan yapalım. 1, 2 zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi buranın içine dönüp sık iğne yapacağız. Çok pardon arkadaşlar. Şuradan emin olmak için bir ara verdim arkadaşlar. İki zincirimizi çektik döndük ya. Trabzanımız var arkadaşlar. Trabzanımızın içine batarak şöyle sık iğne yapıyoruz. Çünkü şu araya hiçbir şey yapmadan direkt trabzanın üstüne geçip sık iğnelerimizi trabzanların üstüne yapmamız gerekiyor. Bir an orada kafam bir yanıldı. Araya bir şey yapmıyoruz. Trabzanın tepelerine sık iğneyle gidiyoruz. Pembenin ikinci sırasında yaptığımız gibi bütün hepsinin üstünden sık iğne ile öbür başa kadar gideceğiz. Öbür başta da tekrar pembe ile dönüş yapacağız. Aralara hiçbir şey yapmadan şu şekilde gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Araya bir şey yapmadan direkt şöyle köşeye doğru batalım. Bir sık iğne de oraya yapıp pembe ipimizi tekrar yukarıya doğru alalım arkadaşlar. Şunu şöyle gerdireyim biraz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Şimdi hemen buraya olduğu yere zincirimin kenarına şöyle bir trabzan. Tığımı doluyorum. Şu araya inip İpimi uzatıyorum. Bir trabzan da buraya. Tığımı doluyorum. Şu yandaki göze batıp bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir göze atlayıp bir yandakine batıyorum. Tığımı doluyorum. Araya iniyorum. Uzun bir trabzan. Doladım.
Hemen yanındakine bir trabzan. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bir zincir. Ben bir iki sırada böyle yapıp döneceğim. Bakın. Harika bir model ya. Evet dostlarım, modelim böyle ilerleyip gider yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Dediğim gibi isterseniz her sırasını ayrı renklerle de yapabilirsiniz veya tek renkle de olur da en az iki renkle hoş duran bir model arkadaşlar. Arkası da önü de aynı kullanışlıkta. Bakar mısınız? Bence çok şık. Sizce nasıl bilmiyorum ama kullanışlı bir model. Bir de çabuk ürüyor. Mesela kendimi zor tuttum yani neredeyse yapıp gideceğim. Sanki hani yaptığım parça çok bir işe yarayacak olsa devam edeceğim de. Ben model amaçlı çıkardığım için onun için fazla ilerlemek istemedim. Zaten bu modellerimin hepsini toplayıp en sonunda yan yana ekleye ekleye bir örtü gibi bir şey yapmak istiyorum. Belki bir seccade düşünüyorum arkadaşlar. Bütün modelleri böyle yaptığım ufak modelleri yani böyle çapraz, yan, dikdörtgen ne varsa elimde ona göre yerleştirip bir şeyler yapacağım inşallah. Değerlendirmek gerekiyor çünkü dostlarım. Eh gene çenem düştü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Daha güzel videolarda, daha güzel modellerde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.